Yaşı can güvenliğini kaybetmiş demektir. Sokaklarda asker gelsin çağrısı yapanlar nasıl bir oyuna alet olduklarını unutmasınlar. Ha şunu da söyleyeyim. 1876 değil bugün. 1960 da değil, 1980 de değil, 28 Şubat da değil. Türk ordusu bilinçli. Geçmişte yaptığı hataların hala vicdani muhasebesini yapıyor. 1876'da Sadrazam Mahmut Nedim Paşa'yı yok eden askeri öğrenciler azlettiren Avrupa'ya %50 İngiltere'ye faiz ödememize yol açtılar. 1960'ta Menderes'i asanlar Türkiye'nin 1958'deki %300'lük devalüasyon sonrası küresel sistemin uşağı olmasını sağladılar. 1980 darbesinde bu ülkede düşünen 650 bin kişiyi biçtiler. Arkasından tüketim toplumu, manevi değerleri olmayan benim memurum işini bilir toplumu ortaya çıktı. 28 Şubat'ta %30'dan %12'ye düşen reel faizi %43'e çıkardılar Erbakan'ı düşürdükten sonra rahmetli hocayı. Türk askeri artık bu oyunlara gelmez. Çünkü Türk subayı köy çocuğudur. Köyden keçinin üzerinden iner, yürüyerek askeri okula gider, oradan genelkurmay başkanı olur. Geçmişteki oyunlara gelmeyecektir. Ama gerçek bir şey var. Bakın, biraz sonra bir belge açıklayacağım. Bir yabancı belge. Bugün Yeni Şafak gazetesinin manşeti çok güzel. Kod adı İstanbul İsyanı. Çok net görüyorsunuz bakın. Kod adı İstanbul İsyanı. Geçen sene Şubat ayında Amerika'da neokonlar tarafından düzenlenen bir senaryo sorgulamasında, aynen okuyorum, Washington'daki en etkili İsrail kuruluşu American Enterprise Institute'un Amerikalı neokonlarla Şubat ayında olası bir İstanbul isyanını masaya yatırdığı ortaya çıktı. 6 Türk'ün de yer aldığı simülasyonda Taksim Meydanı'nı tahrirleştirme senaryoları tartışıldı. İşte bugün eline bayrak alıp ben milli iradeye sahip çıkıyorum, ben hükümeti protesto ediyorum diyenler, geçen sene Şubat ayında sizi sokağa sürmenin provası yapılmış. Kod adı İstanbul isyanı. Birazdan benim açıklayacağım belge bundan da çarpıcı bir belge. O belgede bir istihbarat elemanının, bir üniversite rektörünün, bir Avrupa, daha doğrusu iki Avrupa devletinin ortak istihbarat unsurlarıyla birlikte hazırladığı Türkiye raporu. Bakın, bu raporun içinde o kadar korkunç detaylar var ki, bu detaylar bugün yaşanan olayları gösteriyor. Bu da yine aynı şekilde kullanılan OPFOR dedikleri Opposing Force, yani paramiliter yani non-military organizations and tactics, yani paramiliter ve militer olmayan unsurlar üzerinden ülkelerde sivil darbeler planlanması. Şimdi bakın, bu rapor çok korkunç detaylar içeriyor. Tekrar ediyorum, iki Avrupa ülkesinin ortak istihbarat birimi tarafından, onlar için çalışan bir üniversite ekibi ve rektörü tarafından hazırlanmış bir rapor. Türkiye ile ilgili bir rapor ve 2009 yılının başında hazırlanmış. Tekrar ediyorum, 2009 yılının başında hazırlanmış. Şimdi Menderes'in sesi varsa onu bir girelim. Arkadaşlar var, evet, mı Menderes'in konuşması? Eğer, onu, evet, girelim. Daha sonra bu raporu açıklayacağım. O sesi verelim. Bakın ne kadar korkunç detaylar olduğunu Sayın Menderes'in, rahmetlinin konuşmasını dinleyin. Ondan sonra bu raporda göreceksiniz. Peki tamam. Şimdi o sesi ekranlara getirelim. Ardından raporun ayrıntılarıyla devam edelim. Aziz ve muhterem vatandaşlarım. Her an, her saat başında yalan haberler, bir takım korkunç şayialar çıkarılmak suretiyle heyecan yaratmak ve bu heyecan vasatında bir takım kışkırtmalar da yaparak hadiseler çıkartmak istenmekte olduğunu ve bu yıkıcı faaliyetlerin belli merkezlerden idare edilmekte bulunduğunu dünkü konuşmamda arz ve ifade etmiştim. Bu şayialara, bu yalan haberlere inanılmamasını ve hatta bunları yayanların alakalılara ve vazifelilere ihbar edilmesini de ayrıca rica etmiştim. Fil hakika ortada hiçbir şey yokken hadiseler çıkarabilmek için ancak bu yollara ve bu usullere müracaat olunur. Kandırılması en kolay olan ve toplantı halinde bulunan zümreler seçilmek suretiyle bunların üzerinde daimi surette yıkıcı faaliyet ve propagandalar teklif edilir ve bunlar
küçük bir zümre bile olsalar, 30 milyonluk Türkiye'nin hacmine ve ebadına nispetle bir zerre dahi teşkil etmeseler, bunlar sanki teşkilatlı ve vurucu bir kuvvetmiş gibi ele alınarak bir memleketin kaderi üzerinde pervasızca oynayabilmek imkanlarının aranmasına ve bu yolların araştırılmasına çıkılır. İstanbul ve Ankara'mızda iki gündür yaratılmak istenilen hadiselerin kısaca izahı ve manası işte bundan ibarettir. Bir memlekette bir takım ayaklanma hareketleri için vasat ve şartlar hiçbir suretle müsait değilse, profesyonellerin, bu işlerin esnafı olanların tutacakları yol işte budur. Güzelim memleketimizde ayaklanmalar için hiçbir sebebin mevcut olmadığı aşikar. Memleketimiz eski devrin hürriyetsizlik ikliminden çıkıp çok partili bir idareye kavuşmuştur. Binaenaleyh hürriyetsizliğin, tek parti tahakkümünün ve seçim yapmadan iktidarda olmanın, seçim yapıldığı takdirde ise rey sandıklarının nasıl kırılıp on binlerce mazbatanın nasıl tahrif edildiğinin ve nasıl reylerin çalınıp millet iradesinin ayaklar altında çiğnendiğinin türlü ve aşikar misallerini görmüş ve yaşamış bir memleketiz. Bu iklimin içinden çıkıp gelmekteyiz. Diğer taraftan sefalete mahkum olmanın bu memleketin kaderi olduğuna inanmışçasına ve bunu kabul etmişçesine çeyrek asır içerisinde memleketin meselelerine, vatandaşın ihtiyaçlarına, medeni ve ileri bir hayata kavuşmanın icaplarına nasıl omuz silkercesine lakayt kalındığını görüp yaşamış olan bir memlekettir Türkiye. Ve Türkiye'miz bugün asırlarca yapılamayanların 10 sene içinde nasıl yapıldığını, memleketin bir baştan öbür başa her birisi bir kıymet olan sayısız eserlerle nasıl donanmış hale geldiğini görmektedir. Ziraatte, sanayide, madencilik ve nakliye ekonomisinde, velhasıl iktisadi hayatın bütün kollarında Türkiye'nin nasıl akla sığmaz bir süratle bir asırlık bir mesafeyi bir 10 sene içinde aldığını görmekteyiz. Terakki, umran, imar, iktisadi kalkınma, içtimai düzen, velhasıl medeni ve ileri bir cemiyet olmanın bütün şartlarını muayyen bir nizam ve ölçü içinde nasıl hep birden ele alınıp tahakkuk yoluna konmuş olduğunu vatandaşlar görmektedir. 10 sene evvelkiyle bugünü vatandaşlar kıyaslayabilmekte ve hükümlerini vermiş bulunmaktadırlar. Evet, rahmetli Menderes'in sesinden o dönemde neler yaşandığını dinledik. Şimdi bu konuşmadan 22 gün sonra askeri darbe oldu. Hı hı. Bu 5 Mayıs 1960'tır bu konuşma. Aynı olaylar, yalan haberlerle insanlar sokaklara çıkartılıyor ve diyor, bir dikkat ederseniz ne diyor? Bu ülkenin kaderi fakirlik değildir. Bu kaderi değiştirmek için adımlar attık. Lütfen bunlara uymayın. Gerçekten de 47 fabrika açılıyor 10 yılda. Türkiye'de büyük 47 fabrika açılıyor. Bugün bildiğiniz devletin kamu teşekküllerinin bazıları da bunun içinde. 1400 olan traktör sayısı 1950'de 1960 27 Mayıs'ından bir gün önce 54 bin Türkiye'de. 1400'den 54 bine çıkıyor traktör sayısı. Yani halkın her kesiminin zenginleştiği bir 10 yıllık iktidar. Sonunda dar ağacı. Şimdi biraz önce söylediğim belgeyi okuyorum. Bakın bu belge iki Avrupa Birliği ülkesinin istihbarat servisleriyle bir üniversitenin onlara çalışan rektörü ve ekibi tarafından hazırlanmış bir belge 2009 yılında. Kısaltarak okuyorum. Türkiye 2009 başı itibariyle özellikle IMF ilişkisinin kesilmesi ile kontrol edilemez bir noktaya kaymış, belirli